Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır. Buyurun Sayın Başarır. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Dün biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına 4 milletvekili Diyarbakır ve Mardin'deydik. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekili orman yangınları ile ilgili bir komisyon kurulacağını yıllar sonra müjdeledi. Ama çok merak ediyorum. Bu meclise bir şeyin araştırılması için, bir komisyon kurulması için tren kazasında yurttaşlarımızın mı ölmesi gerekiyor? Maden faciasında İliç'te işçilerimizin toprak altında günlerce, aylarca kalması mı gerekiyor? Diyarbakır'da, Antalya'da, Muğla'da orman yangınında yurttaşlarımızın ölmesi mi gerekiyor? Tüm gruplar bu olaylarla ilgili, bu vakalarla ilgili defalarca araştırma önergesi verdi. Niye reddedildi? Belki çok önce bir komisyon kurulsaydı bu olaylar yaşanmayacaktı. Bakın biz Diyarbakır'daydık, Mardin'deydik. Ben olayın bambaşka bir boyutuna değinmek istiyorum. Diyarbakır'da 2 tane köyde yangın çıktıktan sonra Mardin'de Keleke köyüne doğru yangın gelirken oradaki yurttaşlar yangına doğru koşuyor. Buğday tarlalarını, hayvanlarını korumak için yanıyorlar. Çünkü o insanların 3 dönüm tarlası var, 2 tane koyunu var, 1 tane ineği var. Ya açlıktan ölecekler, ya yangından ölecekler ve yangından ölüyor insanlar. Ama bu drama burada konuşan hiçbir Diyarbakır milletvekili, Mardin milletvekili değinmiyor. Değerli arkadaşlar, gerçekten tüm milletvekillerinin ben Diyarbakır'a, Mardin'e, Siirt'e, Şırnak'a gitmesini öneriyorum. Gerçekten gerçek bir felaket var. İnsanlar büyük sıkıntılar içerisinde ve hala haklılar. Çünkü orası afet bölgesi ilan edilmedi. Şimdi sebeplerini konuşuyoruz, konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Helikopter geldi mi? İtfaiye geldi mi? Bakın, şunu söyleyeyim. Yangınların sebebi Muğla'da da, Antalya'da da, Diyarbakır'da da aynı. Dedaş diye bir elektrik şirketine vermişsiniz elektrik dağıtım işlerini. Fatura ödenmezse anında elektrik kesilir. En küçük hatada cezalar kesilir. Elektrik kablo bakımları yapılmaz. Bir, bu şirketlerin, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi bu yangınların birinci sebebidir. 2, orman köylüsü bırakmadınız. Ormanların bakımlarını da maalesef ki özel şirketlere veriyorsunuz. Orman köylüsü o bakımı yapsa ormanın yolunu, ağacın özelliğini, elektrik direğine olan mesafesini bilir. Bunu bırakmadınız. Ama biz neyi konuşuyoruz? Helikopteri. Şimdi helikopter itfaiye derken Diyarbakır'da kurumları, belediyeleri, baroları dolaştıktan sonra belediye başkanı bir şey söyledi. Dedi ki 8 yıl kayyum yönetti. Maalesef ki kayyum bir tek itfaiye yatırım yapmadığı gibi itfaiye daire başkanlığının bütçesinden 8 milyonu da başka daire başkanlarına, başkanlıklarına aktardı. Yahu burada bir kişi sorumluluk almıyor. Bence olayı bir bütün olarak değerlendirelim. Komisyon kurulması olumlu ama neden bu kadar gecikti? Onu da ülkemin takdirine bırakıyorum. Teşekkür ederim. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın Bayraktutan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bugün art dilimizin, hopamızın şair ceketli çocuğu Kazım Koyuncu'nun aramızdan ayrılışının 19. yıl dönümü. Çernobil faciası sonrası Doğu Karadeniz bölgesinde her geçen gün artan kanser vakaları nedeniyle bölge halkı kanser hastalığı tanısıyla hastanelere akın etmiş ve tedavisi için çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalmıştır. Kanser nedeniyle gerçekleşen ölümler Karadeniz'de hemen hemen her eve uğramış, her ailenin canını yakmıştır. Karadeniz'de her geçen gün artan kanser hastalığı sebebiyle tedavi için diğer illere sevk bekleyen bölge halkının mağduriyetlerin giderilmesi ve kanser hastalığına yerinde tedavi sağlanabilmesi adına Artvin ilinde onkoloji hastanesinin açılması elzemdir. Bölge halkının bu talebini bir kez daha dile getiriyor. Bu vesileyle hepimizin ortak değeri Kazım Koyuncu'yu kanser nedeniyle kaybedişimizin 19. yılınca sevgi ve saygı ve özlemle anıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İş tüzüğün 37. maddesine göre verilmiş bir doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2 Taksim 2069 esas numaralı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimin Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 37. maddesine göre doğrudan genel kurul gündemine alınması konusunda gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Tahtasız, Çorum Milletvekili. Önerge üzerinde teklif sahibi olarak Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız. Buyurun Sayın Tahtasız. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, iktidarın hak hukuk tanımayan ve anayasaya uymayan uygulamaları nedeniyle toplumun her kesimi gibi emeklilerimiz de mağdur. İnsanlar yeter artık, bıktık diyor ve geçim sıkıntısından dolayı maalesef intihar ediyorlar. Rakamlarla oynamayı adet haline getiren TÜİK bile 2017 yılından sonra artan intiharları gizleyemedi. Son 5 yılda intihar edenlerin sayısı 20 bini geçti. Ben ekonomistim diyen tek adamın yönettiği ve yatacağız kalkacağız hop dolar artacak diyen bakan, damadın ve gözünden ışıltılar saçan bakanın iyice dibe çektiği ekonominin ağır faturasını maalesef esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımızın intiharlarıyla sonuçlandı. Emekli açlık sınırının altında ezilirken bakanlar 10-15 milyonluk bakam araçlarıyla caka satıyor. Sarayda bir saatte 81 asgari ücrete eşdeğer 1.377.000 liralık harcama yapılıyor. Asgari ücret yılbaşında 17.000 lira olarak açıklandı. 6 ayda %25 eridi. En düşük emekli maaşının alım gücü kalmadı. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu gelen talimatla emekliye, asgari ücretliye zam yapmamak için 40 takla atıyor. Benzin, mazot zamlarını Temmuz ayına erteliyor. Bakır borudan, pimpon topundan enflasyon hesaplıyor. Gıda ürünlerinden hesaplama yapmıyor. Emekliye, asgari ücretliye Ali Cengiz oyunları oynamaktan vazgeçin. Temmuz ayında asgari ücretliye, emekliye ve diğer çalışanlara gerçek enflasyon oranında zam yapın. Kasada para yok bahanesine sığınmayın. Para yoksa sarayın ve bürokrasinin harcamalarını kısmanız, itibardan biraz tasarruf etmeniz yeterli. 22 yıllık yanlış ekonomi politikası sonucu ortaya bir enkaz çıktı. Bir ay önce sözde tasarruf tedbirleri açıklandı. Temsil ve tanıtma giderleri